Gel benim güzelim, gel, gel, gel. Bana biraz içki ver ne olur. Önce konuşalım, hı? Sonra istediğin kadar içeriz. Birlikte sarhoş oluruz istersen. İstersen birlikte ağlarız. Hı? Ama önce gel de bir anlat bakalım sen. Her şey çok açık ve çok bayağı. Arzu bak bakayım bana. Çok utanıyorum. Çok. Senin utanmanı gerektirecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Hadi anlat bana. Peki. Ben anladıklarımı söyleyeyim. Yanlış anladıysam sen düzelt. Hı? Sabri ile evlenmeyi tasarlıyordunuz. Anladığım kadarıyla o biraz kararsız gibiydi. Hı? Bazen. Bazen benden de hevesli görünüyordu. Hayaller kuruyorduk. Gel seni bir yere götüreyim. Biraz hava al, olmaz mı? Şu halime bak. Hiçbir yere gidemem ben bu halde. Çocukluğumuza dönelim desem. Hı? Krevine mi? Hadi. İyi de senin işin yok mu? Geldiğinden beri ben de uğraşıyorum. Şşş bıdık. Şımarıklık istemem. Sağ ol. Hadi gidelim. Tamam. Al bakalım. Giy şunu.
hanenin üstüne ay doğmuş. Çok güzel. Pırıl pırıl bak. Hane kuruldu da üstüne ay bile doğdu desene. Kurulacak. Senin hiç inancı kalmadı. Öyle üstüne ay doğacak hane istemeyeyim ben. Ev olsun benim olsun. Kendi başıma buyruk. Nur Hanım. Bizim Emre aradı. Emlakçı. Bir ev gösterecek. Sen de gidip bir bak. Seyfo götürecek sizi. Pahalı gördün. Ay da hazır sayılır. Sen gelmeyecek misin? Ben hastaneye gideyim. Zeynel'e. Zeynel'e beni de götürsen vallahi. Can borcum var ona. Bir geçmiş olsun diyemedim. Haklısın. Ya hadi hazırlan. Ben çıkayım ha. Siz de Seyfo ile gidersiniz. Olacak ise biz sonra Nur Hanım'la bakarız. Hep beraber gitsek hastaneye. Sonra da eve bakardık. Yani tabii sen bilirsin vallahi. Hadi çabuk onun halde. Hadi. Hadi. Ezo. Ay. Ne yaptın? İlk yardım çantasını getirin çabuk. Çabuk. Tamam. Tamam. Ben yakarım şimdi. Bir şey kalmaz. Ezo olmaz öyle şey. Bakayım. Tamam. Olur bir şey olmaz. Ay. Ezo. Ya ne olacaktı akılsız Ezo? Ne sandın? Ezo nasıl oldu? Niye böyle davranıyorsun? Pansuman yapmak gerekiyor diyorum, kaçıyorsun. Gerekirse ben yaparım pansuman. Ben yapsam ne olur? Nerede görülmüş canım? Otelin sahibi aşçı Yaman'a niye pansuman yapayım? Eylül var, Zeki var. Onlar da olmazsa doktor var, hemşire var. Herkes Ezo, var. Ben de seni bir göreyim diye indim aşağı ama elini kesmişsin. Bir şey yok canım, büyütüyorlar. Büyütüp büyütmediklerini bilmem Ezo. Ama burada tek tıp mezunu ben olduğuma göre. Gel bakalım, otur şöyle. Hadi. Hı. Tamam. Geçmiş olsun Ezocuğum. Kadim. Hı. Ben eşyalarımı alıp geliyorum. Tamam. Sağ olasın. Bir şey değil. Ezo. Şey diyecektim. Bugünkü dersi erteleyelim. Olmaz mı? Acil bir durum var da. Anlatırım sonra. Bu ders işi olmayacak Kadim Bey. Neden? Anlatırım sonra. Thank you.
Şirkete gelmiyor musun? Ne yapacağım ki şirkette? Ne mi yapacağız? Bu adam senin evini bastı düpedüz. Benim kim olduğumu da bal gibi biliyordu. Aşağıladı, tehdit etti. Korktun mu? Senin kadar değil. Ama korktum, evet. Gözünü kırpmadan adam vurmuş bir haydut yüzüne karşı kahpe diye bağırırsa insan korkuyor biraz. Gözünü kırpmadan adam vurmuş bir haydut daha var. Senin kiraladığın herif. O da beni tehdit etti. Ben de ondan korkmuştum. Hem de çok. O yalnızca uyardı seni. Birazcık erkek ol diye. Güzel işte. İkimiz de uyarılmış olduk. Ben dersimi aldım. Erkek olmaya karar verdim. Memnun oldun mu? Yani? Yani şirkete gelmiyorum. Sen git. İtalyanlarınla konuş. Tetikçilerinle plan yap. Ben iyiyim burada. Sana bağımsızlığını kazandırdım ben. Abinin yanında ev kedisi gibi sürtünen bir zavallıydın. Kendin için yaşamayı öğrettim. Kalleşlikle, ihanetle, silahla, öyle mi? Evet Nedim Bey. Senin gibi pamuklar içinde büyümedim. Çok erken öğrendim hayatı ben. Gözünü aç da dünyaya bak. Kazanmak istiyorsan kazanırsın. Kalleşlikle, ihanetle, gerekirse silahla. Sende bu kumaş var Nedim. At şu aptal korkuyu içinden. Yatakta nasılsan, hayatta da öyle ol, yeter. Yatakta kimseyi öldürdüğümü hatırlamıyorum. Silah kullanmak da gerekmiyor. Senin kafan çok karışmış. Şimdi git buradan. Benden de abimden de uzak dur. Ömrün oldukça bugünü hatırlayacaksın. Gör bak. Günaydın. Nesi var bunun? Ne bileyim. Ben kendimi hasta sanıyordum. Burası Mahallel Gaziler Derneği'ne dönmüş. Usta, niye kalktın ki sen? Siz yatarsınız diye. Bu ne hal? Birinin suratı davul gibi olmuş. Öbürlerinin suratında zaten meymenet yok. Allah Allah. Parmağına ne oldu senin? Acık çizildi, zorla bağlayıverdiler. Yok bir şey. Sen niye dişçiye gitmedin Zeki? Ben dişçiye gidemem usta. Bak sen. Nedenmiş o? O şeyden var onlarda. O zzzz. Anam anam anam. Düşünmesi bile fena. Zeki, doğru yukarı çık. Sigorta kağıdını al ve derhal dişçiye git. Derhal. Allah Allah. Anlatmak ister misin bana? Ne yararı var? Dedim ya, sıradan, bayağı bir hikaye. Aldatıldım ve terk edildim. Beni yanlış anlama, burnumu sokmak için sormuyorum. Hem rahatlarsın, hem de bir çözüm... Çözüm belli Kadim. Çözüm hastanede. Bu defter kapanacak. Tamam, dünyanın sonu değil. Ama içi acıyor insanın. Çünkü ya kazayla değil, ben istiyordum bu çocuğu. Hala da istiyorum. Sabri'den nefret ediyorum ben. Yalnız kendinden değil, çocuğumdan da ayırdı beni. Susalım Kadim, sonra konuşuruz ne olur. Senden tek ricam, bu ikimizin arasında kalsın, olur mu? Lütfen. Söz. Hiç kuşkun olmasın bunda. Evet, her şey yolunda. Güzel gidiyor Zeynel Bey.
Merhaba doktor bey. Merhaba. Kusura bakmayın, çıkalım isterseniz. Geçmiş olsun kardeş. Zararı yok. Buyurun, bitti muayene. Nasıl bizim delikanlı? Bir arıza kalmaz inşallah. Gayet güzel tamir ettik. Eskisi gibi çalışacak. Hay ömrüne bereket. Ya ne güzel söyledin doktor bey. İşte bize de böylesi lazım. Eskisi gibi çalışsın yani. Nedir? Biz de bir makineyiz sonuçta. Çalışmasak atıyorlar bir kenara. Geçmiş olsun. Eyvallah. Zeynel. Ya ne demişler? Daha kavuşmazmış, insan insana kavuşuyor işte. Alo. Sana sordum. Özlemedin mi beni? Nedir? Bir hasta ziyareti, bir de bayram ziyareti kısa olmalı. Bin. Kızım bin. Ya bin. Tamam. Hadi bin arabaya. Cahillik ettim. Ben de biraz ittim kalktım seni. Şakadan anlamıyorsun. Senin derdin de bu Zeynel efendi. Basite getir Zeynel. Basite. Bak dün bacağına sıktılar. Dikkat isterim dizine değil bacağına. Yoksa topal kalmıştın. Yodan kim bilir nerene ha? Sakın bunlar çıkmasın dışarı. Seyit Zeynel'in yanında benden emir bekle, gözünü dört aç. Mecbur kalmadıkça çatışma istemeyeyim, anladın? Anlaşıldı ağam. Meryem gir arabaya. Ya bırak. Bin arabaya, yok bir şey. Ne oluyor, bir anlat. Ya yok bir şey. Ya desene ne oluyor? Arabaya bin işte, yok bir şey. Gir. Allah Allah. Yanlış tarafta olduğun nereden belli? Bak burada böyle tek başına yatıyorsun. Ben elimi kolumu sallaya sallaya geliyorum yanına. Yani geçmiş olsun demeye. Ama ben kötü bir adam olsam ne olacak? Gittiydin oğlum. Benden emir bekle. Anlaşıldı mı? Affetmek büyüklükten. Ama bir sefer. Seni nereden bulurum ağam? Ben seni bulurum. Ya da Aziz bulur. Hatırladın mı Aziz'i? Ona güvenebilirsin. Ya kabul et ki iyi iş çıkardı ha? Nerede? Çıktı ağam. Kıpırdama yerinde. Aha. Yatın yere. Ya ne oluyor be? Tıktın bizi buraya. Yat yere. Ağanın emri var. Can yakarım ona göre. Seyfo. Kuş gibi elimizdeler kurban. Elini ayağını öpen bak böyle fırsat. Kes önce seni bitirin demedi deme. Dolaşmak ister misin biraz? Sen dolaş. Ben biraz uzanmak istiyorum. Sen keyfine bak.
Ben tek başıma evi keşfedeyim yeniden. Sonra da uyurum belki azıcık. Aptal gibi de sarhoş oldum. Boş ver. Evham yapıyorsun neyse. Kadime öyle bir adam değil ki. Kızla da kardeş gibiler. Ne kardeş ama. Gözünden gördün akılsız. Aşkın gözü kör derler, doğruymuş demek. Ama ne aşkıymış. Bir iki çıktık o kadar. Ele eline değmedi sayılır. Eline değmek lafın gelişi canım. El ele değmekten ne olurmuş? Yüreğini açtın mı? Yok, açmadın. Daha ne uzatıyorsun? Bir varmış, bir yokmuş. Ya beni niye uğraştırıyorsun şu bitkiyle? Bitki demeyin ona. Onun bir adı var. Defne. Defne Hanımcığım, bu bey de Kadim Afşar. Büyüdüğünü gördükçe seveceksiniz bana. Hem buraya gelmek için sebebiniz olur. Sarmaş dolaş çekip gittiler işte. Allah bilir nereye. Allah mesut etsin anam. Dengini bul Didi'nin yüzüne yüzüne. Aha buldu, sevinsene. Hayrola? Hiç. Sen işine bak. Ya bir rahat bırakın adamı. Ayıbın üstüne gidilmez, üstü örtülür. Usta sen de bunlardan birlik oldun ha? Baydoz. Baydoz. Duymadınız galiba. Sizin elinizden çıkan yemek yiyenin midesine oturur. Ezo, nasıl oldu ben de bilmiyorum ama seni kızım gibi sevdim. Oysa yanımda çalışanlarla duygusal bağ kurmayı ise hiç sevmem. Eylül, sen de kızımsın. Bazen bunu unuttuğunu düşünsem de kızımsın. Ya gözümün önünde nöbetleşe ağlarsanız ve ben bunun neden olduğunu bilemezsem, insan çaresiz hissediyor kendini. Hadi marş marş, marş marş. Eve mi gidersiniz, kına gecesine mi gidersiniz, nereye giderseniz gidin. İstemiyorum sizi mutfakta. Hadi marş marş, hadi. Zeki, sen nereye? Usta, dişçide ben de ağladım. Zannettim ki... İşitmedin galiba. Çalışanlarla duygusal bağ kurmayı sevmem dedim. Sen o çalışanlardansın. Onlara paydos demek, Zeki, sana fazla mesai demektir. Annene geç geleceğini bildirebilirsin. Hadi herkes dediğimi yapsın şimdi. Hadi herkes kendi işinin başına hadi. Hadi derhal. Hakkı, bu etleri al, buzdolabına götür, gel. Hadi gidik. Zeynel'i eve aldırayım. Yürür müsün, sana da ambulans getirelim mi? Daha durması gerek. Evi görmeye gidecektik ama artık yarına. Seyfo görsün evi vallahi. Öyle ya. Yuvayı dişi kuş yaparmış. Gancın böylesine koca da bulunmaz ama... Kim bilir? Destur ağam.
Her şey gözünün önünde oldu Nur Hanım. Benden günah gitti. Artık sana kızmayayım Meryem. Kötü söz de etmeyeceğim. Faydasız çünkü. Sen Elazığ'a gidin. Haydi! Ettin kendine edeceğini. Ah Meryem ah. Yürü. Kovulduk. Hiç sorma. Çok kızdı. Haklı. Aslında bana kızgın konuşmuyorum diye. Hiç farkında değilim. Gözümden yaş gelivermiş. Niye ağladın? Sen sorasın diye. Ama ben sana her şeyimi anlatıyorum. Sen küçüksün. Yok ya. Öyle bir kural mı var? Yok canım, ne kuralı? İstanbul'da kural mı olurmuş? Her şey serbest. Söz verip caymak. Sevdim deyip ertesi gün unutmak. Sonra dönüp aa hatırladım nerede kalmıştık deyivermek. Arzu değil mi? Ne arzusu kız? Ne arzusuymuş? Küçükse kör değiliz herhalde. Bak sen açık gözlüye. Ne gördün bakalım? Arzu geldi, senin pabucun dama atıldı. Bak Eylül. Seni kardeşim bildim. Bu laflar öyle bir laflar ki. Ezo. Canım Ezo. Yoksa Ezo ablam mı desem? Bana sakın bir daha öyle bakma, tamam mı? Ben çok mutsuzum. Herkese kızgınım. Herkese. Hatta sana bile. Çünkü baştan beri doğru söyledin bana. Bunun için kızgınım. Ne olur affet beni. Gel bir çay içek. Ah şöyle. Çok uyudum değil mi? Uyumak değil de sızmışım düpedüz. Nasıl altını üstüne getirdik buranın? İçeri girmezdik ki. Bahçıvan amca hayatta mı? Hayatta. Geçenlerde geldik, bize kahvaltılar hazırladı. Ha, annem mi? Yok. Ha. Meraklı kedi. Merak etmiyorum ki. Biliyorum. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Her şey kaçıyor gözümden Pırtıkçım. Gözümden, elimden. Şş, dur bakalım dur. Hayatın başındasın daha. Ben de öyle hissediyordum biliyor musun? Öyle mutluyduk ki. Hayallerimiz vardı, planlarımız vardı. Ama onun başka planları varmış. Bunu göremedim işte. Neymiş planları? Özgür olmak. Bir kadına, bir çocuğa, bir ülkeye bağlı yaşayamayacağını anlamış. Biliyor mu? Hamile olduğunu. Bilmez olur mu? Hiç kahramanca davranmadım Kadim. En çok onun için utanıyorum kendimden. Ya onu kaybetmemek için her şeyi yaptım. Sorumluluklarını bile hatırlattım ona. Düzeltiyorum. Kaybetmek için ne lazımsa yapmışım aslında. Ne biçim oluyor bu erkekler? Nasıl inandım Nedim'in beni sevdiğine? Nasıl sıcak, şefkatli, sevgi dolu bakışları vardı. İnanamazsın Ezo. İnanmayacaksın işte canım benim. Kız kısmısı kendini neden naza çeker? Erkeğin sözüne güven olmaz da ondan. Bir de kadınlara güvenilmez derler. Aman onu karıştırma şimdi. Erkeğin güvenilmezliği şundandır. Kendi de bilmez yalan söylediğini. Hadi canım. İnsan nasıl bilmez yalan söylüyorsa? Ya sözün nefsine bağlıysa bilmez işte. Canı çekince her söylediğine kendi de inanır. Sonra tersini söyler, ona da inanır. Aslına bakarsan her şey kadının elinde. Ah Ezo, ah. Ne? Aman bana bakma, deli deli konuşayım işte. Bir sağa bir kendime. Konuşmaya gelince bende laf bol da, işlemeye gelince kulak asmayacaksın. Kendi aklım kendime faydasız. Hadi anlat Ezo. Neler oluyor? Yani Kadim Bey'le... Hiçbir şey. Aa laf falan çıkarma şimdi. İç çayını doğru eve. Yok bu saatte eve tıkılamam dersen gelip bana yardım edersin. Baklava açarken ağlamakta, gülmekte serbest. Ederim tabii. Keşke beni de yanına alsan. Otelde çok sıkıldım ben. He ben yerleştim bir sen kaldın. Sıçan giremediği deliğe kuyruğuna kabak bağlarmış.
Sen gel önce bir Mehmet Usta'yla tanış. Bakar mısın kardeş? Geliyorum efendim. Kararın kesin vallahi. Göndereceğim mi Meryem'i delilerin arasına? He ya, kesin. Hiç mi vicdanın sızlamayacak? Sızlamaz mı? Bu zulüm delilere reva değil ama ne dersin, çare yok. Vallahi, sen gerçekten nefret ediyorsun bu kızdan. Bak Nur Hanım, ben iyi bir adam değilim belki. Günahım çoktur bileyim. Ama iki yüzlü de değilim. Şimdi desem ki bu kıza yazıktır, yüreğim sızlamakta, yalan olur. Belki bu İstanbul'da böyle karı çoktur bilmem. Ama karıyı kızı bize böyle öğretmediler. Ebala, bir şey diyeceğim ama bana gücenme. Kararım değişmez ama istersen söyle. Ona bakılırsa ben de makbul bir kadın değilim senin için. Bak Nur Hanım, bunu bir kere daha demiştin. Bir daha da dersen iyi etmezsin. Ona bakılırsa ben de babamın oğlu olamadım. Zaman kötü, ne dek? Eskiler zamana ruzigar demişler. Herkes eğilip bükülüyor onun karşısında. Farkımız ne diysen Meryem'den, farkımız yolu oradan bilmek. Anladın? Karar verince biraz rahatlıyor insan. Yüreğine gömülü bir çocukla ne kadar rahatlarsa. Kesin mi kararın? Aldıracak mısın? Başka ne yapabilirim? Yok yok. Yok Kadim. Tek başına çocuk yapacak kadın değilim ben. Hele bu meslekte hiç olmaz. Hem babasız büyümenin ne demek olduğunu bizden iyi kim bilebilir? Orası öyle. Haklısın da. Ama çocuk analı babalı da olsa... Bu bile bile laldesi olur ama. Sonradan fikrini değiştirmez mi Sabri? Sabri, ben artık onun adını bile duymak istemiyorum. Bu çocuğu doğursam bile, yani doğursaydım bile, bilmeyecekti bunu. Hayırdır inşallah Mehmet Usta'ya bir şey mi oldu yoksa? Tuna? Mehmet Usta'nın ne işi var dükkanda bu saatte? Ben çağırdım abla. 3 kere gittim kahveye, 2 kere kovdu. Sonunda geldi. Müşteri çok, bunu aldım. Kaymaklı diyorlar, fıstıklı diyorlar, bülbül yuvası diyorlar. Üf, hepsi karışıyor. Kolay gelsin. Vallahi çok lezzetli. Sen ne istiyorsun hanım? Bir kilo fıstıklı baklava. Duydun mu? Bir kilo fıstıklı. Hele bak kaçmak yok Mehmet Usta, biz mutfağa gireceğiz. Girmeyin ben. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. Kıtlıktan çıkmış gibiler. Hata mı ettik de dükkanına geldik? Allah Allah, ne ayıp şey. Acı bu sen mi bana öğretiyorsun hanım? Kalmadı fıstıklı baklava. Yok Allah hadi. Allah. Hadi be sen de. Yürü yürü. Allah Allah. Tamam gel abla gel. Fıstıklının alası var. Otur bir çay iç. Ben hemen sana hazırlayıvereyim fıstıklı baklavanı. Eylül bir el ver. Tamam. Bak ikişer tane koy ver bekleyenlere. Bacım sen misin Mehmet Usta'nın yeni ortağı? Yok. Sen anlamadın mı? Demin de söylemedim mi sana ortağım yok diye? Bacım sana sordum. Sen mi yapıyorsun tatlar artık? Ne haddime? Ustam gösteriyor, ben de yardımcı olayım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çabuk güzel kızım. Gidelim buradan. Söyledikleri kadar varmış. Afiyet olsun. Oo Ezo, hoş geldin. Hoş bulduk. Eylül hayırdır? Sen de mi burada çalışacaksın artık? Yok Nizam abi, yardım ediyorum azıcık. İyi ediyorsun. Sayenizde dükkana nur yağmaya başlamış. Al dene bakalım. Baklava diye ben buna derim işte. Çekil.
Vallahi çok güzel olmuş ya. Sen de dene istersen. Yapma işte. Bu eve ayak bile basmak istemiyordum. Yıllarca sürdü bu. Şimdi de başım sıkıştıkça kafa atmak geliyor içimden. Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor. Ya. Nereden geldi şimdi aklına? Ne çok şiir okurduk seninle. Daha doğrusu sen bulur bulur bana getirirdin. Yıllar oldu biliyor musun şiir okumayalı. Sen gittikten sonra ben de okumadım. Bu iş dünyası denen şey. Of. Peki ya fotoğraf? Ona devam. Gözler çekiyordum. Gözler yalan söylemez diye bir sergi bile açmaya heveslendim. Sonra ne oldu? Sonra biri çıktı karşıma. Onun da gözlerini çekeyim dedim. Daha doğrusu öyle karşılaştık. Hanımefendi. Yaman bir kız. Çok güçlü. Bizden ne kadar farklı. Evet. Benim için ürkütücü olan da bu. Belki çekici olan da bu. Çaresiz kalıyor insan. Aşıksın sen. Öyle mi? Böyle bir şey mi? Bera aşık değildim bence. Yani bir ilişkiydi o. Şimdi de bir yara. Derin. Hiç kapanmayacak bir yara. Oysa mesela Ezo neler neler yaşamış. Hiç evlenmemiş mi? Evlenmiş. Hem de aşk evliliği. Konuş, anlatır sana. Benim anlatacağımdan çok daha güzel anlatır. Sonra boşanmış. Çocuk derisi ama çocuğu yok. İşte bunu konuşurum onunla. Kumasının çocuğuna bakmış aylarca. Kuma hapiste. Eski koca Irak'ta mı ne? Sürgün gibi bir şey. Düşün. Yine de benim gibi yaralı değil. Duyarsız mı? Yok. En ince şeyleri bile hissettiğini biliyorum. Eyvah. Ne oldu? Bu bizim yakınlığımız. Burada baş başayız falan. Kardeşiz biz, biliyor bunu. Emin misin? Gözlerinde şimşekler çakıyor, baksana. Bu karanlıkta nasıl gözlerimi gördünüz? Bütün gece aydınlık yerde görmediğinizde. Pırtık bey. Eyvah. Hadi gidelim artık. Akşam oluyor. Annem yemek yapacaktı. Ezo'yu da çağıralım. Ha? Biraz daha iyi misin sen? Çok iyiyim. Bir şey diyeceğim. Söyle canım. Benimle geleceksin değil mi? Kürtaj'a. Başka kiminle gideceksin? Tabii geleceğim. Zaten benim bu işi aklım yapmamıştı. Sen merak etme. Başhekim yakınımdır. Ona ayrı oda açtırırım. Hem gerçekten belki ilaç minaç verirler. Bir işe yarar. Hiç sanma. Bu kızın günahı nezir. Kız olmak. Keşke erkek olaydı. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi vallahi. Nasıl yani? Bugün hastanede telefonda Seyit'in sesini duyunca koptum. Elim tetikte. Bir yandan diyeyim. Ya delilik etme. Bırak çekip gitsinler. Bir yandan nasıl koşayım? Busa mı indireceğim? Sana da ilaç verirler. Bana hiç kar etmez babam. Benim ilacım da namludan çıkacak. Vallahi. Bu kıza yemek götürüm kapısını açmıyor. Çalıyorum hiç ses yok. Canına kıymazsın. Her zaman. Kır kapısını. Kapısını? Nasıl yani o? Ya bir laf bir kere söylenir. Her dediğim tartışılmayacak. Kırın dediysem kırın. Abiyle. Ağam. Ne? Meryem kaçmış. Ne? Ağam devreye gezerken baktım camı kırıktı. Bunca adam arasından nasıl kaçmış? Kaçmış işte.
İyi. Sorumlu sensin. Bulması da sağa düşer. Her yere haber sal. Git bul getir onu. Haydi. Tamam. Nerede? Kapıyı kır deyince kıracaksın. İkiletme yok. Göreyim değil mi? Ya bana da öğret şu işi vallahi. Çok zevkliymiş. He, sinire iyi geldi mutlak. Tut şunu kulağıma. Alo, buyurun. Sağ olun Kadim Bey ama işim çok. Ben Bahattin abiler. Ya vallahi çok iş var. Alo Arzu Hanım. Peki canım, hanım demeyiveririm. Arzucuğum iş çok. İyi tamam, bir bakayım. Biterse eğer. Hadi hoşça kal. Elçin abla yemek yapmış. Ya ben hiç gitmek istemiyorum vallahi. Şimdi şu onun yüzüne geçiriveririm, o zaman iyi gülersin ha. Ben ona mı gülüyorum? He, bence ona güldün. İstemem yan cebime kimin oldu, he mi? He mi? He. Sana ele geldi. Çünkü ele. Yani neden dersen, Elçin ablayı çok özledim. Tabii. Bir sorun yok değil mi? Ne sorunu? Yanlış anlama. Yani öyle yol ortasından çevirdin de. Hata mı ettik? Müşteri aldın işte. Hata olur mu? Müşteri veli nimetimizdir. Havada buz gibi üşümüşsündür. Araba sıcak ısındım. Bu havada var ya, çalışmak da gelmiyor insanın içinden. Alacağım bir şişe konyak, yanına da bir çikolata. Beni gideceğim yere bırak. Çikolata mı istin, konyak mı istin, hepsini alırsın. Senin canın çekmedi mi şimdi bir yudum konyak olsa? Evli misin? Evliyim. Çocuk? Oğlum var, 1 yaşında. Allah bağışlasın. Helalleştin mi evden çıkarken? Çok şakacısın. Ya... Gece vakti yolda tek başına bekleyen kadın alınır mı arabaya? Hiç mi akıl yok sende? Demez misin neyine güveniyor diye? Dağ başında mıyız bacım? He ya, dağ başındayız. Hiç mi okumadın gazetelerden? Şoförü boğazlamışlar, parasını almışlar. Şakayı tadında bırak. Adam gibi konuşuyoruz işte. Adamsın öyle mi? Nerede lan konyak? Çıkar bakayım. Ya bacım. Bacım diyen dilini keserim seni yavşak. Sür şunu. Ağzından bir kelime daha çıksın, ananın bacının bağını gösteririm sana. Sür. Hele bir gelmeseydin. Vallahi dibine tutturdum baklavanın. Daha güzel olmuştur, hadi gel. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Yalçın abla. Bunlar ne? Bu katmer için malzeme. Yemekten sonra yaparım taze taze. Bu da çiğ köfte. Nizam abi yolladı. Bunda da marul var. Ay sen iyice iş kadını oldun. Hayır, nasıl yetişiyorsun bunca şeyi anlamadım vallahi. Dur daha abla, daha dükkanı elden geçiremedik. Yarın inşallah. Kolay gelsin. Hı? Elinizin hamuruyla. Aslında yemek erkek işidir ama. Hı? Ama her gün kim uğraşacak öyle? Ben yardım edeyim. Anne. Etme, bırak yapsınlar. Her şey yolunda, sıkma canını. Doğru. Her şey olacağına varır. Yani.
Neden öyle dedin derslerle ilgili? Denk düşürmesi zor. Sizin de işiniz çok, benim de. Arzu'nun sorunları var. İlgilenmek zorundayım. Tabii canım, ne demek? Hele ben de işleri yoluna koyayım, çalışırız bir gün. Ne demek bir gün? Bir gün bir gün demek işte. Her şeyin bir zamanı var. Sanki sistemli konuşuyorsun. Sanki siz alıngan olmuşsunuz. Yo, ben çok açık konuşuyorum. Tamam, ben de kapalı konuşmayayım. Sizin işiniz var, benim de işim var. Günün birinde biter nasıl olsa, bunun nesi kapalı? Sen kızgın mısın bana? Ya ne haddime canım size kızgın olmak. Ama böyle üst üste sorunca. Sorunca? Herhalde bir şey olmalı kızmamı gerektiren. Öyle değil mi? Ama ben size niye kızayım ki? Bana hep iyi davranıyorsunuz. Yani bir zamandır. Bir zamandır demek. Ondan önce? Allah vermeye. Artık plan program dinlemek istemiyorum Seyit Bey. Sonuç istiyorum. Boş durduğumu düşünmüyorsunuz herhalde. Açık konuşalım. Bu Balığa denen adamdan biraz çekiniyorsunuz gibi geliyor bana. Sahiden açık sözlüsünüz. Bu bizim için ağır bir suçlama. Nedir? Hüseyin Ağa'da siz de ince çalışmamı istediniz. Yani mümkünse hiç kimse incinmeyecekti. Bize öyle söylemek düşer. Mesajı aldım. Eminim. O dediğim, hani çekiniyorsunuz dedim ya, ciddi değildi tabii. Ama bakın, işe yaradı. Gözleriniz bir başka parlıyor şimdi. Haksız mıyım? Bu işi yüzümüzün akıyla bitirip teslim ettikten sonra sizi bir kere daha aramak isterim. Sizi daha iyi tanımak için. İş bitsin, yemeğe de çıkarız. Kim bilir? Ama şimdilik bu son görüşmemiz. Ofise sakın gelmeyin. Size yeni bir telefon numarası vereceğim. Beni oradan ararsınız. Malum Nedim Bey sallanıyor. Üstümüze düşmesin. Emredersiniz. Ezo şu bıdık da pırtık meselesini merak ediyor bıdıkçım. Yok canım. Takma adı işte. Onu herkes merak eder. Anne, sen anlat hadi. Şimdi bunlar küçük. Arzu yeni konuşmaya başlıyor daha. İki sevgilisi vardı Arzu'nun. Biri Kadim. Kadim daha 5 yaşında. Bir de ayısı. Ay, Kadim yuvada mıydı? Tabii. Yuvadaydı. Eve gelir Arzu onun kucağında. Zaten Kadim'in kucağından hiç inmezdi. Daha Kadim diyemiyor tabii. Ayıyla da oynaya lime lime etmiş ayıyı. Biz de ayı yırtık pırtık olmuş deyince. Ayının adı pırtık kaldı. kim bu saatte? Dur ben bakarım. Bu adam güzel çiğ köfte yapıyor. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elçin anne evde mi? Hepsi buradalar, gelin. Misafir kabul ediyor musunuz? Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Ya lütfen oturun, ben de oturuyorum işte. Yemek yedin deme sakın. Demiyorum, kurt gibi açım. Ben sana bir servis getireyim. Şehir dışındasın diye düşünmüştük. Yok, evdeydim. Al bakalım. Ne vereyim sana? Öp bakayım ablanın eline. Hadi. Bir daha öyle çekip gidecek misin? Tövbe, gitmeyeceğim. Ah,
Hadi afiyet olsun. Ver canım. Ay ne zahmet ettin be oğlum. Teşekkür ederim. Ne demek? Yarın sabah otelde misin abi? Sanırım. Neden? Konuşup halletmemiz gereken çok şey vardı. Ha bir de ben bir süreliğine otele yerleşmek istiyorum. Tabii mümkünse. Sorduğun şeye bak. Bu geceden gel istersen. Yok, bir bavul yapayım en azından. Sen nasılsın Ezo? Ben? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Alo, buyurun. Evet. Ne? Tamam, anladım. Anladım, tamam. İyi, bekle o zaman. Benim hemen gitmem lazım. Aa. Aa, bak şimdi ne oldu şimdi gece gece? Bir arkadaş biraz zor bir durumda da. Yani hemen gitsem iyi olacak. Kusura bakma. Allah Allah. Seni götüreyim. Ya vallahi billahi olmaz. Ben bir taksiye bindim mi giderim. Seni bırakır dönerim. Uzak mı gideceğin yer? Ya tamam. Hiç boşuna gelmeyin Kadim Bey. Ne oldu şimdi? Hadi çocuğum ye sen. Ezo. Ne oluyor? Ben ciddiyim Kadim Bey. Kendim gideceğim. Neden ama? Araba şurada. Kusura bakmayın. Bu özel bir iş. Öyle mi? Sen kusura bakma. Anladım. Bir taksi çağırsaydık. Taksiler vızır vızır geçiyor. Merak etmeyin. Alıştım artık İstanbul'a. Tabii. İyi geceler. Görüşürüz. Ne yaptılar acaba? Geldim. Ay niye götürmedin kızı çocuğu? İstemedi. Canım ona azlanır bilmez misin? Yok yok. Naz falan değil. Özel bir iş mi ne çıkmış? Özel iş. Hı-hı. Yine hemşehrileri olmalı. O ballı mıdır, şekerli midir, nedir? Ay şeker gibi kız ama. Ah şu hemşehrileri olmasa. Hemşehrileri fena insanlar değil Elçin anne. Aa. Sen mi söylüyorsun bunu? Balla'dan söz ediyorum. Diğerlerini tanımıyorum. Balla'yı nereden tanıdın peki? Bu sabah bana uğradı, konuştuk. Balla, bu sabah sana mı uğradı? Ofise? Yok, evime. Davetsiz. Hı hı. Olacak artık o kadar. Biraz daha açık anlatsana Nedim. Ne oldu? Bir kabalık yapmadı umarım. Yok yok, hiçbir kabalık yapmadı. Nasihat etti. Git abini kucakla dedi. Ah. Hayret. Bak bu lafı iyi demiş. Vallahi şu tatlıcıda gördüğümüz adam mı? Hı hı. O ya. Evlerden ırak. Ben de düşündüm bütün gün. Sonra kalkıp geldim işte. Evlerden ırak olur mu anneciğim? Her eve lazım. Hoş geldin dedimciğim. Hoş geldin. Allah Allah. O Bağlı'ya mı borçluyuz bugünü? Benim dilimde tüy bitti, bir işe yaramadı. O haydut kılıklı adam mı seni ikna etti? Güzel. Su ver çocuğum. Ezo. Ay ne oldu kız, ödümü kopardı. Ne öyle casus, kimin adımı söyleme falan? Ya ne bileyim kimlensin? Bağla seninle Kadim'in kankası oldu. Sen Bağlı'dan kaçayım. He ya, ondan kaçayım. Beni tımarhaneye kapattıracaktı şerefsiz. Meryem ne yaptın gene? Ya üşüdüm kız. Neler geldi buraya gelene kadar başıma. Şu dükkana bir giriversek. He, bu saatte dükkanı açak da herkes toplansın. Yürü eve. Beni gammazlamasınlar. Düşündüğün şeye bak. Yürü yürü. Bir dakika bir dakika.
Mesele şu ki hadi bu gece idare ettik. Yakalamazsın ki orada. Hem Ballı abi beni ararsa ne diyeceğim? Sen beni satmazsın. Satmam ha. Satmam da seni nereye saklarım bir bilsem, yürü gel. Hiç iyi etmemişim Meryem. Tımarhaneye mi gideydim? Ondan öncesindeyim. Ne yaptım ki? Bu adamlar... Tamam bana anlatma. Gözümden görmesem... Görmek ne demek? Kurşunu burama yememiş olsam dinlerim seni. Hani bana sözüm vardı? Hani silahı el sürmeyecektin? Cık. Yok hatalısın. Af dilemekten başka yolu yok bunun. Vallahi kararlı. Af dilesem de nafile artık. Meryem'im. Hemşerimsin, köylümsün, canımın içisin. Ama ben ne edeyim seni bacım? Kimimiz kimsemiz yok ki burada. Hem sanki evim var da seni saklayayım. Bil bakalım ilk Ballı nereye bakar. Pasaport nasıl alınıysan biliyor musun? Ya Meryem beni korkutma. Sen hakikaten aklını yitireceksin ha sonunda. Kızım ne pasaportu? Ya bildiğim pasaport işte. Benim Almanya'da tanıdıklarım var. Kapağı atıversem sonra uygun bir zamanda gelirim işlerimi hallederim. Ha bitiririm dediğin işler de Seyit'i vuracaksın. Yok önce bir paranı tamam alacaksın. Bak gör yapar mıyım yapmaz mıyım? Ay vallahi yoruldum. Hadi tamam. Yatalım kalkalım da. Salim kafayla konuşuruz kalk. Hah, 320'yi hazırlayın. Nedim Bey orada kalacak. Öğlene kadar hazır olsun. Günaydın Ballı ağa. Uyandırmadım inşallah. Nerede biz de o talih? Yatmadı ki uyanak. Hayırdır? Hayır değil, şerdir. Bir delil uğraşmaktayız ki düşman başına. Ne oldu? Ya bizim Meryem'i tanıdın. Üstüne afiyet kadını iyi saatte olsunlar yokluy. Ceremesi de bize düşeyim. Evden kaçtık ovalik. Üzüldüm. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok yeğenim sağ ol. Sen nasılsın? Size Nedim'den uzak durulacak demiştim ya. Ne dedi ki sana? Yok kötü bir şey söylemedi Allah'tan. Ben şey diyecektim. Yanılmışım. Görüştüğünüz iyi olmuş sağ ol. Deme ya. İyi olmuş dedin. Yanlış mı duydum? Bu. İyi. Demek işler düzelecek biraz ha? Biraz olur mu? Çok düzelecek, çok. Ama sabırlı olmak lazım. Sanırım bir takım şeyler epey batmış. Ama zararı yok. Halledilir. Nerede şimdi? Bir süre otelde kalacak. Heh. Hay aklına sağlık. Ya o dağ başına koruması kalmasın diyecektim ben de. Otelde mi şimdi? Evde. Eşyalarını topluyor. Öyle mi? İyi. Gelince haber edin de biz de gelip bir kahve içecek beraber. Memnuniyetle. Hadi hoşça kal vallahi. Eyvallah. Günaydın Meryem abla. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Ezo ablanız nerede? İçeride annemle konuşuyor. Ellerin kırılsın yere gir inşallah. Gülünür mü kızım? Başına mı vurdular abla? He. Vurdular ya. Boyu devleseceler. Bahattin abi hakikaten özür dilerim. Yapma Ezo. Allah Allah. Kız yeter. Kaç kere özür dileyeceksin? Arkadaşını getirmişsin. Ne var bunda? Canım olur mu misafir misafir üstüne? Ama çaresiz kaldım. Ne yapacak bu kız bilmiyorum. Sorduğu şeye bak. İşte salon. Sereriz bir döşek kalır istediği kadar. Kızım o sığmayan evler büyük olur. 5 oda 2 salon filan. Bizim evlere sığılır korkma. Gönlü güzel olsun. Bizi biliyorsun işte. Biraz da neşeli olsun değil mi Bahattin? Çalışır mı bir yerde? Yok. İyi. Ama bir sorun var. Ben bakarım. Oo, buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Vallahi değil mi? Hoş gördük. Ezo'ya bakmıştım ama.
Hoş gelmişim vallahi, hayırdır? Niye geldin bileyim, nerede? Ne nerede? Etme Ezo, başka nereye gidecek? Ağam bilmece sormaya mı geldin? Nedir söyle ki anlayak. Meryem, seni aramadım Ezo, bir düşün bakalım. Yalnız mısın? Değilim, Nur Hanım arabada bekliyor. Alıp gidelim diye geldik. Ne oldu? Meryem yine bir iş mi etti? Kaçtı. Dün geceden beri sanki göğe çıktı. Gece yarısından sonra rahatsız etmeyek dedik misafir evinde. Yanılmışsın ağam. Aramadı beni. Gelin bir soluklanın isterseniz. Günaydın beyim. Günaydın. Yardımcı olayım. Yok teşekkür ederim, işe gideceğim. Günaydın, günaydın. İş yerinde tadilat varmış. Süreyya Hanım söyledi. Bugün kapalıyız yani. Benim birkaç randevum var. Benim de var. İş çok. Ben yarın yapacağım. Sen de yarın yaparsın. Heh. Gel evde biraz laflayalım. Ya nedir? İnsanlar konuşa konuşa. Sonra bakarsın canımız sıkılır. Çıkar şöyle bir turlarız. Değil mi Aziz? Ya. Al çantayı al. Hadi. Gel. Bahçen güzel ama ha. Biz bir şey yapamadık. Ya abim bekliyordu beni. Ben bir telefon açayım. İyi. Ver. Ara bak. Alo. Alo abi. Nedim geliyor musun? Kadimciğim benim biraz işim uzadı. Ben seni sonra ararım, beni merak etme. Ne zaman gelirsin peki? İşim biter bitmez ararım. Bak gördün mü? İş. Olmuyor ya Nedim Bey. Ölümlü dünya. Otur şöyle biraz rahatla. Hadi. Bak. Eğer sıkılırsan söyle, şöyle çıkar bir gezeriz. Değil mi Aziz? Tabii. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Evimize şeref verdiniz vallahi. O şeref bize ait, sağ olun. Biz de bekleriz bir gün mutlaka. İnşallah. Enes'i var bu Meryem'in, iyi görünüyordu tatlıcıda. Gelip gideyim bacım, hiç sorma. Peki ben ararsa ne diyeyim? Bana sorarsan hiçbir şey deme. Hemen beni ara. Ben ellerimi yıkayabilir miyim? Tabii gel. Şu yumurtayı uzat hele. Tamam. Burası. Bak ben sana bir şey sormayacağım. Şunu al. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Günaydın Kutsal Usta. Günaydın. Günaydın Kadim Bey. Ezo gelmedi mi? Telefon etti. Biraz gecikecekmiş. Neredeyse gelir. Pekala. O gelmeden... Hı. Şu tatlıcı meselesi. Çok mu aksatıyor? Yok canım. Baklavadan yediniz mi diye soracaktım. Ha. Yemez olur muyum? Parmaklarımı bile yedim.
Ben Ezo'dan çok memnunum. Çalışkan, becerikli, çabuk öğreniyor. Farkındayım. Ama onun asıl hüneri kendi yemekleri, tatlıları. Yani? Yani efendim kısacası... tatlıları şu tatlıcıdan mı alsak diye düşündüm. Hani burada baklava açamayacağımıza göre. Hem de dükkana büyük bir iş imkanı doğar yani. Herkes karlı çıkar bu işten. Ezo'yu işten çıkarmayı düşünmüyorsunuz herhalde. Ne münasebet. Fazladan çalışır. İkinci iş yani. Daha az yorulur. Çok daha fazla para kazanır. Kutsal usta, mükemmel bir fikir bu. Bir tek bu teklifin benden gelmediğine nasıl inandıracağız Ezo'yu? Yani nasıl söylesem. Bazen ona torpil falan yaptım düşünüyor. Ne tuhaf değil mi? O gerçekten çok tuhaf. Ya hiç merak etmeyin efendim. İşin o yanını bana bırakın. Yamansın Bahattin abi. Şıp diye anladın durumu. Tam anlatacaktım neler olduğunu, baskına uğradık. Ya o kadar özür dileyeceğine kaçak deseydin ya. Artık istediği kadar kalsın. Ne istiyorlarmış el kadar kızdan? Acele etmeyin. Hele bir çıksın da konuşak. Nereye sakladınız? Gidelim getirelim şunu. Kızlar. Aa. Oo, Mehmet usta. Hoş geldin. Ne oldu? Çekil kapıdan da girelim, anlatırım. Günaydın. 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 Geç. Kızım sen şu ballının nesi oluyorsun? Otur otur usta. Ne bu? Halis tereyağı. Bir de fıstık. Senin oradan geldi az önce kargoyla. Dükkana götürmez de senden. Hani kahve? Entep'ten mi? Kim gönderdi? Bizim de tanıdıklarımız var. Ismarladık geldi. Aval aval bakmayın. Kahve istedik, hiç kılınızı kıpırdatmadınız. Siz şimdi sanırsınız dükkana müşteriler geliyor da paranın ucu göründü de Mehmet yumuşadı. Ey gidi akılsızlar ey. Ya ne Mehmet abi? Bu patavatsız kız var ya. Bu püsküllü Antep belası. Bu fıstıklı lanet. Nasıl oldu bilmiyorum. Anlamadım. Uğurlu geldi bana. İki gündür maça kızı diyorum. Maça kızı geliyor. Hadi bir joker yok mu demeye kalmıyor. Joker elimde. Oğlum dübeş desem. Zarların bir tek hay hay efendim demediği kalıyor. Bunun cinlerle bir akrabalığı var ya günah boynuna. Ne yapalım? Biz de bir zaman suyuna gideceğiz işte. Başka çare yok zaten. Kızım sen ballının nesi oluyorsun? Demin sordum cevap vermedin. Şuraya bak ya. Okumuş adamın hali başka oluyor Aziz. Şunlara bak ya. Bak, senin bunların bir sayfasını okuyup anlaman için iki gün gerekiyor. Nedim, bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Allah yardımcınız olsun kardeşim. Oğlum bizim yaptığımız iş daha kolay. Vallahi. Hoş geldin baba. Buyur buyur. Hoş bulduk. Başımızda bir püskülü bela var ki hiç sorma. Ne belası? Hayırdır? Şu bizimle kalan Meryem vardı ya. Üstünüze afiyet. Kafadan hasta biraz. Ama burada kalırken çok normal görünüyordu Meryem Hanım. Gelip gidiyor işte. Ama geldi mi fena. Tehlikeli olayım. Hem kendisine hem çevresine zarar vereyim. Sana söylemek istememiştik ama... Ezo Hanım'ın kaza meselesinde bile kabahati çok büyük. Silah temizlerken demiştiniz. Ne diyeydik? Ama kastı yok tabii. Yine de kaza sayılır. Neyse. Allah'tan ucuz atlatıldı. Meryem Hanım konusunda bir yardımım olabilirse... yani bir hekime falan göstereceksek... Yani yatması şart. Ama buna biz karar veremeyiz. Ağzına sağlık. Şimdi Fanfifon bir doktora götürürüz. Ayakta tedavi der. Bilmem ne der. Bilmez halimizi.
Ya işim varsa ben sana tutmayayım. Ha? Yok yok. Nedim aradı. Gelecekti ya. Gecikecekmiş biraz. Kafası bulanmış olmuyor yine. Aslında garip konuştu. Yani Kadimcim dedi bana. Hayatta Kadimcim demez. Hep abi der. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Söylemedi. Bir arayak şunu yeğenim. Tek başına gezmesi zaten iyi değil. Nedim Bey, gözüm bende olsun. Nedir? İkiniz de üzülmeyin. Ah. Alo Kadimcim. Nedim, neredesin? Evdeyim. Ben bir konuşayım. Nedim, bir sorun mu var? Yok abi. Hazırlanıyorum işte. Bak, vallahi konuşmak istiyor seninle. Peki, ver konuşalım abi. Nedim Bey, nasılsın? Sağ ol vallahi, çok iyiyim. Evde misin? Evdeyim ama birazdan çıkacağım. Çıkma, ben gelip alacağım seni. Tamam, bekliyorum o zaman. Hemen geleyim ha, bekle beni. Ya Nedim, körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz. Ya Settar Aziz, hadi bakalım. Çok güzel konuştun Nedim. Neler oluyor vallahi? Bilmem. Ben hemen gideyim. Peki, gidelim. Ben dinle de bekle sen. Konuşması hoşuma gitmedi. İyi ya, benim de. Hadi gidelim. Sen otur Kadim Bey. Her işin bir erbabı var. Sen gelirsen ikinize birden mukayyet olamam kurban. Göründüğüm kadar hanım evladı değilimdir vallahi. Merak etme. Estağfurullah. Öyle bir şey demedim. Çok olursak at izi it izine karışır. Olmayacak işler olur. Bana bir güven. Bugün senin kardeşin benim kardeşim. Ben gideyim. Bir ile sezersem söz hemen seni arayacağım. Peki. Git vallahi. Ama sürekli haberdar et beni. Senden haber alamazsan gelirim demedi deme. Tamam. Merak etme. Burası. Üst kat boş. Yatak, döşek, buzdolabı, her bir şey var içinde. Yerleştir artık arkadaşını. İstersen sen de kalırsın Ezra Hanım. Ballı deyyusun elinden sıyrılıp kaçtın demek ha. Aferin kız sana. Ben arada gelip şu alttaki odada yatar giderim. Mahalleden de pek çıkmam. Seni buradan alacak olanın da alnını karşılarım. Bu vartayı atlatana kadar kızımsın benim. Hadi selametle kal. Sağ olasın Mehmet abi. Güle güle. Hangisiydi anahtar? Bu der miydi işte? Ha. Bugün koç keseceğiz arkadaşlar. Boynuzu ballı bir koç ki boğa kaç para eder. Sen arabanın yanında kal. Tamam abi. Siz ikiniz aşağı inin köşeleri. Tamam abi. Aziz, bizim malzemeler hazır mı? Hazır abi. Hadi bakalım. Tamam. Nedim Bey, sen hazır mısın? Günaydın. Günaydın. Aceleniz var galiba. Bir şey yok Ezo, sonra konuşuruz. Tabii her şeyi sonra konuşuruz zaten. Ne oldu Ezo? Ne demek şimdi bu? Şu demek Kadim Bey. Sizin işlerinize benim aklım ermiyor. Benim işlerime de sizin aklınız ermiyor. He? Aslına bakarsan biz sonra da konuşmaya. Ya anlamıyorsun. He? Ben de bunu diyeyim zaten, anlamayayım. Kalın kafalıyım herhal. Senin de din kimin bir sürü dostun arkadaşın var. Ne isteyeyim benden?
Ezo, Nedim tehlikede. Sen yolun başında bekle. Sen içeriki odaya geç. Dikkatli olun. Vallahi bu sefer elimizden kaçmasın. Vallahi pusuya düşecekler. Ne? Sen nereye? Seninden geleyim, ne nereye? Yok yok, saçmalama, gir otele. Ha? Sen gideceğim, ben otelde bekleyeceğim, he? Ezo. Ezo, ne diyorsam onu yap. Bir dakika, bir dakika. Biz şey değil miyik? Arkadaş. Otele dön dedim Ezo. Belki daha da ileri. Sen tehlikedeyken ben oturup bekleyemem. Ezo, ne olur dediğimi yap. Yapamam ki. Bak, beni almazsan taksiye biner gelir. Ya sözümü dinlesene bir kere. Bağırma. Bir dinle. Kadim Bey, ne dediydin bana? Sana bir şey olaydı dediydin. Yalan mıydı? Yaşamanın bir anlamı kalmazdı dediydin. Ezo. Kadim, sana bir şey olursa yaşamanın hiçbir güzelliği kalmaz. Benim yerim senin yanın olsun. Daha ne diyeyim sana?